var. Şimdi en üstüne koyuyorsun. Evet, üzerine koyacağım. Normalde dolgusunu bununla yapacaktım da çok ağır olacak. Aa, fazla var galiba. Bir dakika şöyle bakın. Bir, iki tane daha alır en fazla. Alsa alsa. Dağıtalım diyorsun. Yarışmacıların sürelerinin bitmesine çok az zaman kaldı. İçi dolgulu keklerini sunum tabaklarına alıp hazırlıklarına devam ediyorlar. Kimi pastasını dilimlerken, kimi kekinin içini doldurmaya devam ediyor. Son bir. Hiç oralı değiller ya, hiç oralı. O kadar sakinler ki. Tugay ikinci kremasını yapıp tarifini zamanında yetiştirmeyi başarıyor. Yarışmacıların sürelerinin bitmesine sadece saniyeler kaldı. İçi dolgulu keklerine son dokunuşlarını yapıp sunuma hazırlıyorlar. Son 5, 4, 3, 2, 1. Sürenizin sonuna geldik. Bol şans diliyoruz herkese. Eleme adayının seçilebilmesi için iki yarışmacı da teknik etapta birbiriyle yarışacak. Maalesef son ikiye kalmak zorundasınız çünkü 4 kişi kaldınız. Eğer hazırsanız teknik bölüme geçelim. Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarıyla tadım masasına doğru ilerliyor. Her biri sunum tabaklarını kendi isminin arkasına yerleştiriyor. Birazdan jüri gelip tadıma başlayacak ve değerlendirmesini yapıp puanlarını verecek. Bakalım final haftasında içi dolgulu kek tarifiyle jüriden en yüksek puanı almayı başaran yarışmacı kim olacak? Birbirinden farklı yapılmış içi dolgulu kekler ve jürimizin huzurundalar. Herkese bol şans diliyorum ve ellerinize sağlık tabii ki. Jüri tadıma ilk olarak Özge'nin opera pastasıyla başlıyor. Bakalım Özge bugün tarifiyle fark yaratabilecek mi? Yolunda gitti her şey. Ortaya çıkan sonuç beni çok mutlu etti. Tadına da baktım birazcık dilimlerken. Ben mutluyum çok sonuçtan. İnşallah jüri de beğenir ve ilk iki en yüksek puan alandan biri ben olurum. Gayet istediğim gibi gitti her şey. Kalıptan da çıktı. Artık nazarları değmiyor çünkü o kısımları ben hiç ilgilendirmiyor beni. Nazarları onların olsun. Gayet başarılı bir sonuç elde ettiğimi umuyorum. Çok rahat rahat yaptım kekim pişti, kremam kenarda soğuyordu falan derken kekim soğuduktan sonra kremaları içine sıkarken 3 elmayı doldurabildi, diğer 2 elma boş kaldı. Son 10-15 dakika içerisinde hızlıca krem yapıp soğutmak zorunda kaldım. O arada bir elim ayağım birbirine dolaştı. Yani buzluktan bir şey aldım, onu bir şey yaptım ama tamamlayabildim. O yönden de rahatım. İnşallah beğenilir.
Jüri son olarak da Nilgün'ün içi dolgulu havuçlu cupcake'lerini tadıyor. Nilgün başarmış o üstlerindeki şey dokusunu. Biraz eridi ama sonradan. Çikolatalı. He, onlar işte. Şunda da var galiba değil mi? Evet, içinde de var, alttakiler de yok. Tamam. Eleme adayının seçilebilmesi için iki yarışmacı da teknik etapta birbiriyle yarışacak. Maalesef son ikiye kalmak zorundasınız çünkü dört kişi kaldınız. Eğer hazırsanız teknik bölüme geçelim. Jürimiz kararını verdi. Dörtten bire kadar puanlamasını da yaptı. Şimdi size de söyleyecekler verdikleri kararı. Buyurun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Dört tane farklı eser yapmışsınız adeta. Ve biz bu dört tanesinden ilk ikiyi seçerken aslında birinciyi seçerken hiç zorlanmadık. Ama iki ve üç konusunda gerçekten birbirine çok yakın kıvamlar tutturmuştunuz. Netice itibariyle artık son virajdayız. Ve biz bugünün en beğendiğimiz iki tabağını seçmiş bulunuyoruz. Gönül rızasıyla. Birinciyi mi söylüyorum? Birinciyi söyleyerek başlayalım. O zaman birinciyle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben genellikle aynı tabaktan bir şey bölüşürken kendimi geri tutmaya çalışırım. Çoğunlukla da bunu başarırım. Annelikten de herhalde. Bugün ilk kez kendimi frenleyemediğim kadar bir lezzet mıknatısı vardı bu pastada. Bu hazırladığınız dört tane dolgulu kek gerçekten bizi izleyen herkesin de böyle notlarını alıp evde yapmak isteyeceği kadar hoş. Ama gün birincisi gerçekten müthiş bir kıvam yakalamıştı. Bugün bizden 4 puan alıp bizim en sevdiğimiz tabak olmayı başaran tarif. Tugay, senin tarifin. Gerçekten kendini aşmışsın ya. Yani şöyle hakikaten oldu. Kendini aşmışsın. Keki yiyelim. Elmadan da yiyelim. O kremadan da yiyelim. Tekrar keke dönelim. Oradan yine yiyelim. Yani inanılmaz iç kıvamı var kekinin. Pamuk gibi, elması tam ayarında. Yani biraz daha pişirsen susalar. Biraz daha diri bıraksan hiç yenmeyecek kıvamda. Kreması gerçekten mükemmel yani. Bravo, çok acayip bir iş yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Canı gönülden tebrik ediyoruz seni. Sürpriz içinde olmuş. Elma, ya. Elmanın içinde bir daha bir sürpriz. Müthiş olmuş. Tabii. Teşekkür ederim, sağ ol. Çok mutluyum, bu hafta benim için çok güzel geçti. İnşallah yarın ve yarın da güzel geçer ve final düellosunda da güzel geçer. ve birinci olurum inşallah. Yani Arda Bey'in yorumu beni çok mutlu etti ciddi anlamda. Hani bugüne kadarki keklerimin durumu belli olduğu için ben de bu kekimden umutlu değildim aslında bakılırsa, hani çünkü bugüne kadar lastik kıvamında meyveli kek yaptım. Ondan sonra oturan keklerim oldu. Arda Bey de şaşırdı kekim güzel olunca. Ama çok mutluyum yani, söyledikleri kendini aşmasın demesi falan benim çok mutlu etti. Birincilik çok hoşuma gitti yani. Evet, şimdi 3 puanı açıkladığımızda maalesef bugünün son ikisini de zaten aslında bir nevi deklare etmiş oluyoruz. İki tabağı çok beğendik ve değerlendirme yaptığımızda bugün bizden 3 puan alarak ikinci olan ve son ikiye kalmaktan kurtulan tabak. Gökhan, senin tabağı. Teşekkür ederim. Vişne kullanımını, kek kıvamını ve içindeki kremayı çok başarılı bulduğumuzu söylemek isterim. Hiç yani benim beklediğimin çok daha üstünde bir sonuç ortaya çıkartmışsın. Teşekkür ederim. Vişneler çok diri, çok lezzetli ama pişmiş. Bütün suyunu keke geçirmiş. Krema çok doğru bir matematiği var zaten. İçi oyuk ve ıslak dolu. Gerçekten yemesi keyifli. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
az önce Arda'nın da söylediği gibi Özge ve Nilgün otomatikman düelloya kalıyorlar. Ama herhalde siz kekleriyle ilgili yorumlarını da yapmak istersiniz. Onlar da merak ediyorlardır kaç puan aldıklarını herhalde. Buyurun. Bugün bizden 2 puan alarak maalesef son 2'ye kalmak zorundasınız. Çünkü 4 kişi kaldınız. Daha çok beğendiğimiz tabak... Bugün senin tabağın, iyi bir krema uygulamışsın, çikolata işçiliğinde hoş, zor bir iş yapmaya çalıştın. Beğendiğimiz bir damakta tat bıraktın ama bu bir yarış ve gerçekten diğer rakiplerin çok başarılı işler çıkartmışlar. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Son ikiye kalmak biraz tuhaf oldu benim için çünkü kekime gerçekten güveniyordum. Arda Bey de bunu sonradan... orada da söyledi tadım aşamasında. Gerçekten beğenmişler ve tadım yaparken zorlanmışlar yani karar verme aşamasında. Kalmasaydım iyi olurdu diyorum yani. Evet. Özge'nin tarifiyle ilgili. Çay saati için tercih edeceğimiz bir lezzetti. Aynen. Emel'in senin tarifinle ilgili birkaç küçük notu var. Açıkçası üzüldük katman katman döşerken. Bazı detaylar atlandığına çünkü başarılı bir hamur çalışmasıydı ve kek başına çok güzeldi. Ama bu kadar çok çikolata ve bu kadar çok krema ağızda çok yağlı ve çok kremalı bir duygu yaratıyor ve yemek istemiyor insan. Çok basit bir aşaması vardı. Bir opera pastanın ama zaten böyle kremayla çok yoğun kremayla döşenmiş kahveli bir pastanın kekinin kaldırıldığında tabakta altında nem bırakacak kadar çok kahveyle ıslanmış olması gerekiyordu. Kahve tadını hemen hemen hiç almadık. O zaman geriye sadece kalın kalın konulmuş bir çiğ krema tadı kalmıştı. Büyük ölçüde bazı problemleri çok başarılı çözülmüş ama birleştirilirken bir lezzet harmonisi yakalamakta geri kalmış bir çalışmaydı ne yazık ki. Bugün kekimin en düşük puan alması beni gerçekten üzdü. Çünkü çok güveniyordum kekime ve yani iyi bir şey ortaya çıkardığımı düşünüyordum. Jüri yorumlarken çikolatasının fazlalığından ve kekinin ıslaklığı ile ilgili yorumlar yaptı. Tabii ki bunları dikkate alacağım. Demek ki tam olarak harmoni olarak, bütün olarak ortaya çok da iyi bir şey çıkmamış ki 3 kişinin gerisinde kaldım. Teşekkür ediyoruz Özge. Eğer hazırsanız teknik bölüme geçelim. Bol şans diliyoruz şimdiden. Yeniden merhaba Nilgün ve Özge. Daha önce teknik bölümde yarışmış olsanız da ben yine kuralları söyleyeceğim. Biliyorsunuz kör tadım yapılıyor jürimiz tarafından. Kime ait olduğunu bilmeden tadacaklar tabaklarınızı ve en az beğendikleri tabağın sahibi de günün adayı olacak. Bunu söyledikten sonra belki de deyip altını çiziyorum. İkinizden bir tanesine veda etmek durumunda kalacağız bugün. Onun için lütfen tariflerinizi dikkatlice okuyun ve yapmanız gereken her şeyi yaptığınıza emin olduktan sonra fırınlarınızı kullanın. Emin olun ki arkadaşlarımız eksiksiz bir şekilde yerleştirdiler tezgahlarınıza ihtiyacınız olan bütün malzemeleri. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimizin de mutlaka evlerinde yapmak istedikleri ama nasıl yapsam diye düşündükleri bir tarifi veriyoruz bugün size görev olarak. Fırında çıtır lahmacunlar yapacaksınız. Keyifle yapacaksınızdır eminim. 35 dakikanız var. Bolca da bir vakit. Ve şu anda başlatıyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bugün teknik etapta Özge ve Nilgün birbiriyle yarışacak. 35 dakika içinde fırında çıtır lahmacunlar yapmaları gerekiyor. Etapın sonunda jüri kimin tarifini tattığını bilmeden değerlendirmesini yapacak ve bir yarışmacıyı eleme adayı olarak seçecek. Bakalım bugünün eleme adayı kim olacak? Yani tarifi önümde gördüğümde gerçekten bir yüzümde tebessüm oldu. Hoşuma gitti. Başka bir taraftan düşünüyorum acaba hamuru biz mi yapacaktık? Alta doğru baktığımda yufkayı gördüm falan bir rahatladım. Yarışmacılar fırında çıtır lahmacun tarifleri için ilk olarak kıymalı harçlarını hazırlayacaklar. Ardından arasına hiçbir şey sürmeden 2 kat yufkayı üst üste koyup üzerine kıymalı harçlarını yayacaklar ve fırına verecekler. Tüm bunları sadece 35 dakika içinde yapacaklar. Aslında tarif çok pratik yani evde hazırlamak için de çok pratik. Çok kısa bir sürede yapılacak, çok lezzetli bir şey olacağı benziyor. Ben ilk gördüğümde şaşırdım. Tuzlu olmasına sevindim aslında. Bana hep tatlı, genelde tatlı geliyordu, denk geliyordu düellolarda. Tuzlu bir şey yapacağım.
Yarışmacılar kıymalı haşları hazırlarken soğan, biber, maydanoz ve domatesi ince ince doğramaları gerekiyor. Ardından biber salçası, domates salçası ve baharatları ekleyip tüm tatların birleşmesi için iyice yoğurmalılar. Bugün dolgulu kek yaptık. Aslında kekim gerçekten çok güzeldi ve jüri bunu da söyledi. İkinci olmaya layıktım. Ama buradayım. Ve 4 kişi kaldığımız için buradayım. Bunu da çok iyi başaracağımı düşünüyorum. Umarım her şey yolunda giderse. Eleme etabına kalmam diye düşünüyorum. Bakalım. Özge ile yarıştığım için aslında pek de bir şey düşünmüyorum. Kimle yarışsam benim için fark etmez şu anda. Ben her zaman bunu söylemiştim. Final etabına ben Gökhan'la, İlhan abiyle kalmayı çok isterdim. Sonuçta benim gözümde iyilerin kalması daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Teknik edabı daha bu ikinci kalışım. Özge bu konuda uzman, bilemiyorum. O yüzden biraz tehlikedeyim. Nilgün kıymalı harcını hazırladı ve şimdi yufkalarını şekillendiriyor. Bu arada Özge de kıymalı harcını hazırlamaya devam ediyor. Açıkçası karşımdakinin olduğuyla pek ben ilgilenmiyorum düellolardan. Yani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum genelde. Şu anda da öyle olacak, hiçbir farkı yok. Açıkçası Şura ve Tugay'la düelloya kalmak beni evet üzüyordu çünkü... İkisiyle biraz iyi anlaştığımız için hani böyle şey oluyordu, daha çok yarışma daha çok kendini hissettiriyordu. Hani yarışmak zorundayız karşılıklı olarak gibi. Şu an için yani klasik bir düellodayım bence. Yarışmacılar fırında çıtır lahmacun tariflerini hazırlamaya devam ediyorlar. Her iki yarışmacı da finale çok yaklaştıkları için bugün teknik etapta kalmış olmaktan biraz gergin görünüyor. Yarışmacılar lahmacunlarını neredeyse hazırladı. Birazdan fırına verip heyecanla tariflerinin pişmesini bekleyecekler. Çok ince, adeta dosya kağıdı kadar ince, kıtır kıtır ve üstünde de ince bir tabaka ama güzel her tarafı kaplamış bir kıymayla çok nefis bir lahmacun hazırlayabilirler. Özge ve Nilgün bugün tariflerinde başa baş ilerliyor. Her iki yarışmacı da lahmacunlarını ard arda fırına veriyor. Benim lahmacunlarımı beğenmezse tabii ki üzülürüm. Zaten bugün kekimi beğenmedik, yani en az beğendikleri için de üzülmüştüm. Umuyorum ki beğenirler. İnşallah güzel bir şey çıkar ortaya. Yarışmacılar lahmacunları fırında pişerken boş durmayıp sunum tabaklarını hazırlamaya başlıyor. Bakalım etabın sonunda jüri hangi yarışmacının uygulamasını beğenecek ve hangi yarışmacı eleme adayı olarak seçilecek. Nilgün çıtır lahmacunlarını fırından çıkartmaya başlıyor. Bu arada Özge'nin gözü fırında. Heyecanla beklemeye devam ediyor. Değişik bir tarif verdik onlara. Kim baharat, el ayarı, uygulamayı iyi yaparsa ve fırında doğru bir pişirme işleminden geçirirse tarifini, bugünün finalinde kazanan o olacak. Nilgün pişen lahmacunlarını tepsiden çıkartmaya başladı. Ancak Özge'nin lahmacunları hala çiğ görünüyor. Bakalım Özge etabın sonunda lahmacunlarını kıvamında pişirmeyi başarabilecek mi? Yarışmacıların süreleri giderek azalıyor ve Özge'nin lahmacunları henüz pişmediği için biraz stresli görünüyor. Her iki yarışmacı da lahmacunlarını son dakikaya kadar pişirmeyi tercih ediyor. Ve sürelerinin bitmesine saniyeler kala fırından çıkartıyor. Yarışmacılar fırından çıkarttıkları lahmacunlarını sunum tabaklarına alıp son dokunuşlarını yapıyor. Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarını tadım masasına isimlerinin arkasına bırakıyor. Birazdan jüri gelip kimin tarifini tattığını bilmeden yorumlarını yapacak ve bir yarışmacı aramızdan ayrılacak. Fırında yufkadan çıtır lahmacunlar. Jürimiz tadım yapacak ve biliyorsunuz zaten en az beğendikleri tabağı da açıklayacaklar size. Buyurun. Thank you.
jüri ilk olarak Dilgün'ün fırında çıtır lahmacun tarifini tadıyor. Jüri şimdi de Özge'nin fırında çıtır lahmacun tarifini tadıyor. Jürimiz kararını verdi ve birazdan en az beğendikleri tabağı söyleyecekler. Ve otomatikman da günün adayı belirlenmiş olacak. Ancak puan toplamları göz önüne alınacağı için veda edeceğimiz ismi açıklarken bu durumda sadece Gökhan, Özge ve Nilgün arasında geçiyor mücadele. Tugay zaten artık finalde. Onu tebrik etmek istiyorum öncelikle. Hafta başından beri aldığı iyi puanlarla ve bütün bir süreç içerisinde gösterdiği iyi performansla, daha doğrusu yükseliş performansıyla finali hak etti. Seni alkışlamak istiyorum arkadaşlarımın önünde. Tebrik ediyoruz. Peki, bu üç kişiden hangi iki kişi finalde olacak? Bunun kararını vermenin de zamanı geldi. Daha doğrusu açıklamanın zamanı geldi. Zaten puanlarınızı biliyorsunuz. Ama bir kez de izleyicilerimiz için hatırlatma yapalım değerli izleyicilerimiz. Eğer jürimizin en az beğendiği tabak Nilgün'ün tabağıysa Gökhan'a veda etmek durumundayız bugün. Ancak eğer Özge'nin tabağı en az beğenilen tabak olarak seçildiyse bugün maalesef Özge'ye veda edeceğiz. Ve biz yolumuza Nilgün, Gökhan ve Tugay ile devam etmek durumunda kalacağız. Jürimizin verdiği kararı ben de bilmiyorum. Şu anda sözü onlara bırakıyorum. Karar anı onlara ait. Tekrar bol şans diliyorum arkadaşlar size. Teşekkür ederim. Bize sunulan iki lahmacunun arasında karar vermekte ise çok hassas davranmaya çalıştık. Ve hassas davrandık. Zor bir gün. Çünkü öyle bir noktadayız ki yapacağımız tercihle aslında sadece tarif sahiplerini değil, bir gün önceden kendi performansını ortaya koyan bir arkadaşımızın da kaderini belirliyor olacağız. Bunun bilincinde Emel'le beraber lahmacunlarınızı tattık ve bir değerlendirme yaptık. Yaptığımız değerlendirmede iç harcın lezzeti kadar yufka uygulamasının doğruluğuna dikkat ettik. Ve hangi tabağı daha çok beğendiğimize karar verdik. Her zaman olduğu gibi daha az beğendiğimiz tabağı açıklayarak final gününde aramızda olan üç arkadaşımızı belirleyeceğiz. Bugün bu iki lahmacun arasında bizim diğerine göre daha az beğendiğimiz tarif bugün eleme adayı olarak seçilen yarışmacı Özge oluyor. Özge, senin tarifin. Diğerinin pişkinliği ve çıtırlığı bir lahmacundan beklenen ölçüde, hatta bizim bile içeride yaptığımızdan daha iyi olduğunu söyleyebilirim lezzeti olarak. Fakat seninkinde baharat kullanımı biraz daha düz, ama daha da ötesi maalesef hamurlarının birazcık daha pişmeye ihtiyacı vardı Özge. Çok başarılı haftalar çıkardığını, çok birbirinden değişik ve güzel tarifler ve yeni ufuklar bize taşıdığını düşünüyorum. Bunun için teşekkür ediyorum. Mançurya'dan Paris'e kadar bilgimizi, heyecanımızı ve merakımızı kamçılayan çok zarif bir yolculuk yaptırdın bize. Bu kaynayan merakın ve hevesin mutfakta devam edecek. Birbirimizi göremeyebiliriz gerçekçi olmak gerekirse, ama ben çok yakın bir yerde, üstelik komşum bir yerde
mutfakta benimkine benzer heyecanla atan bir kalp olduğunu hep bileceğim. Ben seni tanıdığıma çok sevindim Özge. Ben de son bir şey söylemek istiyorum Özge. Sen duygusal yapın bir yana aslında çok rekabetçi olduğunu gösterdin. Çünkü çok final oynadın. Çok düelloya girdin. Ve birçoğundan başarıyla çıktın. Birçok düellonun galibiydin. Pes etmemeyi, yılmamayı ve mutfakta azmetmeyi sadece bize değil, bizi izleyen herkese göstermiş oldun. Senin gibi bir yeteneği ve kalbi tanımaktan ötürü çok mutluyuz biz. Teşekkür ederim. Hafta boyunca en düşük puanı toplamayı başaran yarışmacı Özge olduğundan Ver Fırına'ya veda eden isim de Özge oluyor. Nilgün ve Gökhan da bir şey söylemek isterler herhalde çünkü... Ben sarılmak isterim. Tabii. İyi ki tanıdım seni gerçekten. Yolun açık olsun. Şura burada olsa ne derdi gerçekten çok merak ediyorum. Bayrağı taşıyamadım. Bayrak denetmiştim. Bayrağı taşıdın. Taşıdım. Bence sen taşıyabildiğin en iyi şeyi taşıdın. Yani Şura'nın demesine bakma. Evet, Şura'nın bana devrettiği bayrağı ben buraya kadar getirebildim. Bundan sonra da Tugay eminim herkesi gururlandıracak bir sonuç getirecektir. Ben eğer istersen sen de seninle birlikte kapatmak istiyorum programı. Vedalar ve... Çok memnunum. Vedalar ve sevdiğimiz yarışmacılara... Güle güle demek gerçekten bizim için çok benim zor. Benim için de çok zor, çok alıştım. Çok alıştım. Ya evimin mutfağı gibi olmuştu burası. Ben çok daha memnun oldum. İyi ki buraya gelmişim. Çok yani çok çok mutlu oldum. Sizleri tanıdım. Kamera önü, kamera arkası inanılmaz muhteşem insanlarla tanıştım. Burada olduğum için çok mutluyum ama ailem beni destekledi ve çok arkamda oldular. Onlar olmasaydı ben bu kadar kalamazdım, bu kadar dayanamazdım muhtemelen psikolojik olarak da. Herkese çok teşekkür ediyorum yanımda olan destek veren, özellikle sizlere, bana bütün sulu gözlülüğüme rağmen. Çok mutluyum burada olduğum için. Yine olsa yine gelirdim. Güzel işte, bunu duymak çok güzeldi. Evet. Bu önemli. Güzel bir şekilde bağladığın için de çok çok teşekkür ederiz gerçekten. Öyleyse bekleriz tabii ki. Mutfağımız tabii her zaman sana açık olacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sana. Gerçekten çok güzel kalbinle, Arda'nın söylediği gibi güzel yüzünle bize renk kattın. Ve yeteneğinle tabii ki her zaman olduğu gibi. Bizi de şaşırttığın zamanlar da oldu. Böyle yapmaya da devam edersin diliyoruz. Ailene de çok çok teşekkür ediyoruz ayrıca. İzin verdikleri için bizimle birlikte olmana diyelim. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef diyebiliyorum. Maalesef. Maalesef ki Özge'ye veda ediyoruz bu Perşembe gününde. Ve finale de Tugay, Gökhan ve Nilgün üçlüsüyle giriyoruz. Bakalım yarın 25 bin liralık para ödülümüzün sahibi bu üçlüden hangisi olacak? Yarın büyük gün, sizi bekliyoruz efendim. Aynı yerde, aynı saatte. Yarın görüşmek üzere. Özge arkadaşımız elendi. Benim Ver Fırına yarışmacılar arasında en iyi anlaştığım arkadaşım. Onun için üzgünüm. İnşallah hayatta daha iyi yerlere gelir. Bunun için başlangıç olur burası. Buraya kadar gelmek de benim için çok büyük bir şeydi. Kendime bir şeyleri kanıtladığımı düşünüyorum. En önemlisi çevremdeki insanlar, ailem, hepsi bana çok destek oldular ve inanılmaz derecede motivasyon sağladılar bana, motivasyon kaynağım oldular. Elendiğim için üzülüyorum ama bir yandan bu kadar muhteşem insanlarla tanıştığım için de gerçekten çok mutluyum. Uy. Bugün aramızdan Özge ayrıldı.
ve yarın büyük final ve 3 kişi kaldık. Ben de onlardan biriyim. Bu yüzden çok mutluyum. Bana çok şey kattı yarışma. Hem yemek anlamında hem insani yönden çok çok kendimi dolmuş hissediyorum. Ayrıca annem, babam, anneannem, ablam hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bana inanılmaz derecede destek oldular. Ben çok memnunum geldiğim için. Tekrar olsa tekrar yine gelir miydin? Yine gelirdim. Final günündeyiz. Bugün çok hızlı ve dinamik bir gün olacak. Mideme kramplar girdi çünkü o dereceyim yani. Umarım ilk ikiyi de görürüm. Dün iyiydim. Bugün daha iyi olmam lazım. Evet. Hak eden 3 kişi finalde. İnsan bıraktıklarıyla hatırlanır diye bir laf vardır. Şu ana kadar hiç hayal kurmamıştım ama eğer kazanırsam... Allah'tan yardım. Gerçekten çok heyecanlıyım.